Eng kibirni ko'p qiladigan shayton, eng mutakabbir bo'ladigan shayton, go'zal insonni, chiroyli insonni, boyligi bor, ilmi bor, mansabi bor odamni endi mansabi hamma narsasi chiroyli bo'lib turganda ustini hunigini chiqarib qo'yadigan bir ahvolga solib qo'yadigan narsa shayton bo'ladi. Bundan tashqari, birodarlar, biz kibir qiladigan bo'lsak, odamlarni nimasidan ham qolib ketamiz. Sizga majburan bir nima qilayotgan bo'lishi mumkin, o'sha ayolingiz, qo'shningiz yoki boshqasi, bu o'zi xulqi yomon. Badxulq. Bu odamda kibir bor degan so'z bilan sizdan sekin-sekin uzoqlashib ketadi. Biz mo'min musulmonlarga aytamizki, hurmatli mo'min musulmonlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganaylik va kibir qilishlikdan uzoq bo'laylik. Kibir qilishlikdan uzoq bo'laylik. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir kishi mehmonga chaqirdi. Aytdiki, ya Rasululloh, ey Alloh taolam elchisi, siz va yana 4 ta odam kelinglar dedi. Siz va yana 4 kishi mehmonga kelinglar dedi. Yo'lda ketayotganda bitta odam qo'shilib qolib 5 kishi bo'lib qolishadi. Ya'ni hisobdan tashqari bir kishi qo'shilyapti. Umumiy 6 ta bo'lib qoldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyini egasidan so'raydi, falonchi, siz meni va 4 ta odamni mehmonga chaqirgan edingiz. Mana u birodaringiz mehmondorchilikka birga kelib qoldi. Ruxsat berasizmi, yo'qmi deb so'ragan ekan hadisda. Shundaylik uyning egasi aytdiki, ya Rasululloh, ey Alloh taolaning elchisi, nimaga ruxsat bermayman? Bismillah, kelaversin dedi. Ha, mana birodaringiz ruxsat berdi sizga. Biz bilan birgalikda taom yeyishingiz mumkin. Kiring deb izn so'rashlikdan kibr qilmagan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. İzin so'rashlikdan. Mana Isro va Miroj oxirga aytilgan so'zimiz mana shu inshaalloh. Vaqtimiz bo'lib qoldi. İsra ve Miraj vakası. İsra ve Miraj degen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Cebrail aleyhisselam Osman'a köterip alıp çıkışlık vakası. Yetti Osman'dan sonra Sidratul Muntaha geçe köterler. Namaz farz, Osman'da bu gen, namazı farz egin. Birinci Osman'a yetip barışken de eşik takılladılar. Her bir Osman'da eşiği var. Cebrail aleyhisselam eşiğini takılladı. Takılladıkken de kâle men, içkerden saval bir, kim geldi dedi. Men Cebrailman dedi. Sen men bile kim var dedi. Men bilen bir geligide Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gel dedi. Kayakı keti yapsınlar dedi. Bize Allah da Allah'a çakırdı, o şey tarafı keti yaptınız. Eşiğini açıp verin degen de eşiğini açıp verin. Şimdi bu hadisi ben burada eğitim verdim, çürmediler. Kayırdan fayda alışımız gerek bugünkü mavzuyumuz gelirse feriştelerini en uluğu, en kattesi vahiy taşıydıganı Cebrail aleyhisselam. Peygamberlerini en efzali, en uluğu serveri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eşiğini korulup dururken bir de korkucu karavul ferişte. Ferişteler diyem en uluğu keti yaptı. Adamlar diyem en efzali keti yaptı. Yine onlarını Allah Teala'nın huzuru keti yaptı. Bana şu orundayım, tekabbur kımasından, özünü ağlayı kıskımasından aç koy eşiğini. Kim geliyordu bilesem, aç eşiğini. Yolda aç koy demezsen, varıp eşiğini takılat yap. Sekin, küçük belli bile. Kimsiz dese, ikinci aladığım faydamız, tanımadayım beni. Ben falancıman, fıstancıman demezsen, ben Cebrail'man de yaptı. Yanınızda kim var dese, saval beri arasa mı? Açmaysam eşik demesen yanımda Muhammed Aleyhisselam var diyordu. Bu üçüncü madde soru yaptı. Kayırge keti yapsalar, çakırıldılar mı degende? Ha, çakırıldık. Biz ne? Allah Teala çakırdı degende. Hani o şundan kendi eşiğini açıp koydu. Bazen doktorhanaya varsayız, ya ki mescidge, ya ki bir yerge, bir yerge varsayız. 4-5 bin aylık aladıken adlı karavul adam tursa. Biz bir kat tarafı maşine minu agen basayız. Halki karavulge dara açıp koy eşiğini deyip biz kibir kılamız buradalar. Açık koy eşiği. Sen bunları olsa tanıma yapsan mı? Yani ötüp gitkenimizden ki maşinden içi deyem gelip ona karasın eşiğini açmayı dözüce. Kim bop kaptı degen sözlerle etkeniz. Biz kimimiz eken? Meselenin içi deslep kaldılar mı? Bir cahine etkenim yok. İki madde avretten ötüp gitken adamız.